Bu da olmamış. Onur böyle yapmıyor. Ay yeter ama kızım. Sabah sabah mutfaktakilerin canını okudun. Hadi iç şunu. Hadi. Hadi. Anneannesinin güzeli. Bir de bunu dene bakalım hadi. Canım benim. Ona gidemez miyiz? Anneciğim, gelmedi mi babam hala? Yok kızım, meraktan öldürmek niyeti beni. Anneciğim merak etme, babamı bilmez misin? Bir arkadaşına falan takılmıştır herhalde. Bu arkadaşlar başımıza bela alıyor. Düzenimizi bozuyorlar artık. Dede, dede, dede. Çatı! Nereye böyle sabah sabah? Onur'a gidiyoruz, süt içeceğiz. Günaydın. Aşk olsun baba. Neredeydin? Aradım ya Pınar'cığım. Uzun zamandır görmediğim bir arkadaşımla karşılaştım. Eve getirilemiyormuş bu arkadaş. Tamam konuşacağız. Hadi anne ya. Tamam kaçtık biz. Akşama görüşürüz. Aman çocuğum dikkatli olun. Tamam. Ne zor kuruluyor bir yuva değil mi ama? Haklısın Şeref. Bir yuva kurmak için bir hayat vermek gerekiyor bazen. Biz tam 30 yıldır hayatımızı bu aileye feda ediyoruz. O ne biçim laf öyle, feda etmek? Sanki bir şeyleri gözden çıkarmışsın gibi. Öyle değil mi? Yıllardır hayat arkadaşıyız. İki çocuk yetiştirdik birlikte. Ama acaba başka bir şansımız olsa birbirimizi seçer miydik? Yine ne oldu Ahmet? Olmuyor Şeref, olmuyor. Bunu ikimiz de biliyoruz artık. Şimdi biri çıktı karşıma. Varlığı bile beni çok mutlu ediyor. Bunu kaybetmeye niyetim yok Şeref. Kendimi artık hiçbir şey için feda etmeden hayalimdeki gibi yaşamak istiyorum. Yani? Şeref, lütfen birbirimizi kırmadan bu durumu bir olay haline getirmeden bitirelim. İkimiz için de en iyisi bu. Boşanalım. Nasıl istersen. Çocuklarımın babası böyle mutlu olacaksa bana da saygı duymak düşüyor. Umarım bu kararın seni mutlu eder Ahmet. Sağ ol Şeref. İleride çok iyi iki arkadaş olacağımızdan eminim.